Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında 15. gününe giren Taksim Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taksim'deki müdahale nedeniyle emniyet güçlerine teşekkür eden Erdoğan, bundan sonraki süreçte de bu kararlılığımız devam edecek. Gezi Parkı işgal alanı değil dedi. Eylemcilere de seslenen Başbakan, Gezi Parkı kılıfıyla oynanan oyunları görün, kullanıldığınızı görün, gerçekten samimiyseniz oradan çekilin ifadesini kullandı. Son iki haftadır devam eden olayları her boyutuyla değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, sokağın ne dediğini araştırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi hiçbir kesimle onların hassasiyetlerini bir kenara itmedik dedi. %50'nin oyuyla da iktidara gelmiş olsak, kendimizi her zaman %100'ün partisi, %100'ün iktidarı olarak gördük. Bilmiyorum, bizim göremediğimiz, anlayamadığımız. Acaba ne istedikleri belli mi? Ne talep ettikleri belli mi? Sizler böyle bir şey görebildiniz mi, anlayabildiniz mi? Bu noktada tüm bunları yaparken, safla samanın birbirine karıştırılmasına, meselenin bağlamından kopartılmasına kusura bakmasınlar, izin vermeyeceğiz. Veremeyiz. Biz ne kimseye dayatma yaparız, ne de kimsenin dayatmasına eyvallah ederiz. Gezi Parkı'ndaki ağaçların taşınmasına bir itiraz olarak başlayan olayların farklı mecralara akmaya başladığını ileri süren Erdoğan, bu projeye onay verenler arasında CHP'nin de olduğunu söyledi. Taksim'de yapılan Taksim'in yayalaştırma projesi kapsamında bazı ağaçların sökülüp bir başka yere taşınmasından ibaretti. Bu proje İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde altını çizerek ifade ediyorum. CHP'li üyelerin de onayı neticesinde başlatılmış bir projeydi. Şimdi bunlar onaylarını da inkar ederler. Çünkü akşam başka, sabah başka. Erdoğan, Gezi Parkı eylemleriyle Türkiye ekonomisinin doğrudan hedef alındığını ileri sürdü. Araç kornalarıyla, tencere tava sesleriyle, gece geç saatlere kadar atılan sloganlarla evlerinde insanlar rahatsız edilmiş, büyük bir gürültü kirliliği oluşmuştur. Bu çevre değil mi? Art niyetli bazı uluslararası medya kuruluşlarının da devreye girmesiyle Türkiye'ye yönelik kapsamlı bir saldırı yürütülmüştür. Buraya gelenlerin %95'i şu olaylardan önce Gezi Parkı nerededir diye sorsanız adresini bilmezlerdi. Ankara'daki vandallıklar İstanbul'dan göç almıştır diyen Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'nın işgal alanı olmadığı söyledi. Ne olacaktı? Yani biz hala gelip de bunların önünde diz çöküp ne olur? Şu Atatürk Kültür Merkezi'nden şu paçavraları indirin mi diyeceğiz? Şu terör örgütü mensuplarının posterlerini indirin mi diyeceğiz? Zaten burada güvenlik güçlerimizin başta bu işe müsaade etmemesi gerekirdi. İllegal bu tür paçavralar nasıl asılır, astırılır? Bunların karşısında biz konuşunca başbakan sert konuşuyor. Eğer buna sertlik diyorsanız kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmez.